Süper Micro Computer hisse senedini çok geç keşfettim arkadaşlar. 12. ayın sonlarına doğru bir arkadaşım ya abi bu hisse senedi manyak gidiyor. Bazen günde 100, %10, ertesi gün %15 falan çıkıyor. Bak buna bir bak demişti. Tabii hep o zaman 12. ayda büyük firmalardan gittiğim için işte sepetimde Google vardı, Microsoft vardı, Nvidia vardı falan filan. Böyle biraz beni korkuttu, biraz hani her an patlayabilir bu diyerek çok hisse senedine yaklaşmadım arkadaşlar ve inanılmaz bir hata yaptığımı fark ettim. Birinci ayın yani Ocak ayının ortalarına doğru arada bir Süper Micro Computer'ın hisse senetlerini al sat yapmaya başladım. Al satın sebebi de kağıt çok dikine çıktığı için bu her an patlayabilir. Günlük gireyim bir %10 karımı alayım. Tamam hadi bay bay diyeyim, kağıttan çıkayım, en azından portfolyomu riske etmeyeyim diye düşündüm. Bundan dolayı da Süper Micro'ya birçok kez ardı ardına girdim çıktım, girdim çıktım. Doğruya doğru Nvidia ile ikisi gerçekten portfolyomu hızlı büyütmeme çok yardım etti. Dolayısıyla böyle giriş çıkışlar sayesinde de Süper Micro Computer hakkında bilgi edinme fırsatım oldu. Şimdi benim son 10-15 gün bütün portfolyom da sadece iki hisse senedi vardı. Bir tanesi Nvidia, bir tanesi de Super Micro Computer. Dediğim gibi her gün hisseye tekrar girip tekrar çıktım. Hani bazı günler mesela diyelim eğer hissede kalsaydım kazanımım günlük %15 olacaktı. Ama ben o riski almak istemediğim için piyasa öncesinden hafif birazcık daha fazla komisyon vererek broker'a hisse senedini aldım. Gün içinde yükselişine baktım. Ondan sonra iyi gidiyorsa tuttum. Akşamına işte mesela diyelim o gün içinde yaptığı karla beraber sattım. %15 yerine yeri geldi. Sadece %8 veya %9 kar yaptım. Ama bunu birçok sefer yaptığım için de dediğim gibi portfolyomu büyütmeme çok yardımcı oldu. Diğer firmaların hepsinden çıkmıştım. Kamera kayıyor şöyle bir saniye. Orada tabii bende şöyle bir şey gelişti. Ya dedim abi İşte Google'da duruyoruz. Yani Google dediğim Google ve YouTube biliyorsunuz Alphabet firmasına ait. Onların üstünden hisse senedi işlemi görüyor Amerikan borsasında. Ya dedim Alphabet'te duruyoruz abi, işte Microsoft'ta duruyoruz. Adobe'de duruyoruz. Adobe'de vardı benim kendi sepetimde. Ya bunlarda bu kadar duruyorum. Arada bir %7'lik 8'lik düşüşler de yaşıyorlar. Totaline bakıyorum 2-2,5 ayda bana getirisi olmuş %9, %10, %11. Ben niye bunlarda duruyorum? Bunlarda duracağıma parayı işte Süper Mikro'ya koyayım. Oradan günlük %10, bir %15 daha. İşte bir gün atıyorum çıkmadı veya %5 düştü. Ertesi gün tekrar %7-8 kazanırım. Daha hızlı büyütürüm dedim. Bu şekilde büyüme oldu arkadaşlar. Ama tamamen şans veya içgüdü, geçen perşembe akşamı da karımı aldım. Hatta Instagram'da paylaştım. Hala story'de duruyor. Resim olarak sadece perşembe günü kağıt üstünden 1000 euro kazandım. Yine sabahtan önceki akşamdan giriş yapıp sabah gündüz satıp akşama doğru tekrar girip kağıdı tekrar sattım. Kağıttan çıktım ve 20 saatte 1000 euro net kar yaptım. Ve cuma günü arkadaşlar kağıt patladı. Şimdi videoyu bundan dolayı çekiyorum. Ne olur, nereye gider diye çok merak ediyorum. Çünkü kağıt inanılmaz kazandırdı hisse senedi sahibine. Keşke daha önce bilseydim. Şimdi analizlere bakıyorum burada, açıkçası herkes hala çok pozitif. Yani hani her ne kadar cuma günü %23 düşüş yaşasa da kağıt, herkes sene sonuna kadar fiyatın daha çok kuvvetli bir şekilde artacağından yana. Dolayısıyla belki önümüzdeki hafta biraz tehlikeli olabilir. Çünkü biliyorsunuz Nvidia o alanın teknoloji, işte çip üretici firmalarındaki o alanın en büyük ismi, devi. Ve Nvidia'nın çarşamba günü bilanço açıklaması var. Eğer oradan belki negatif bir haber gelirse bu Super Micro Computer ve AMD gibi diğer firmalar da oradan bir tokat yiyebilirler. Veya haberler iyi gelirse tekrar hiçbir şey olmamış gibi çarşamba günü coşarlar, perşembe, cuma, öbür hafta falan belki birkaç hafta daha o inanılmaz çıkışları görebiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla açıkçası Nvidia, yani pazartesi yine biraz koklayacağım.
Süper Mikro Computer'ı eğer böyle piyasa öncesinde onu çünkü çok takip ettim. Hep eğer piyasa öncesinde %4-5-6'ya yakın artış yaptıysa gün içinde de en az bir 7-8-9'luk artış yapıyor ve günü %15'lik artışla kapatıyor. Ben bunu defalarca yaşadım. Dolayısıyla belki hiçbir şey olmamış gibi devam edebilir Süper Mikro. Ama özellikle ben çarşamba günü hiçbir kağıtta durmayı düşünmüyorum. Belki çok büyük bir fırsatı kaçıracağız. Kaçıracağım daha doğrusu. Çünkü güzel haber gelirse hepsini fırlayacağını düşünüyorum. Gerçi şöyle bir şey de oluyor arkadaşlar. Bazen AMD'de olmuştu bu. Blanco gününe kadar çok güzel gitti. Çok dik yükseldi o da. Blanco gününde de bütün haberler güzeldi. Blanco açıklandı. Öğleden sonra kredi kuruluşlarından bir tanesi dedi ki bizim AMD için sene sonu vereceğimiz fiyata AMD daha 2024 yılının sene başında ulaştı. Hani artık hisse senedinin çok yükseleceği bir alan kalmadı. Dolayısıyla AMD'yi mutlaka al pozisyonundan al veya tut pozisyonuna düşürüyoruz dediler. Yani bir anlamda nasıl diyelim hani kredi kuruluşları bazen bankaların veya ülkelerin notlarını düşürüyorlar ya böyle. Hani riskli, az riskli, orta risk gibisinden. İşte hisse senedini de böyle bir kademe düşürdüler ve mesela AMD ondan beri hala bir artış sağlayamadı. Yatay gidiyor. 166 euroydu sanırım en son yaptığı şey. En yüksek fiyat. Dolar bazında bunlar daha yüksek ama ben sürekli kendi brokerımda Almanya'da euro aldığım için fiyatları euro olarak hatırlıyorum. Bunun bir benzeri Nvidia'da da olabilir. Belki her şey çok güzel gelecek bilançoda. İstenilen rakamları da getirebilecek. Ama belki şey denebilir. Tamam, her şey çok güzel ama bizim Nvidia için verdiğimiz fiyat buydu sene sonu. Nvidia bunu sene başında başardı. Dolayısıyla hisse senedinin çok fazla yükselecek alanı kalmadı diye öğleden sonra pat diye bir rapor yayınlanabilir ve hisse senedi yine satış yiyebilir. Yani bunu da yaşayabiliriz. Ben 3 senaryo görüyorum o yüzden. Ya büyük ihtimal mesela Nvidia'da bu bilançoda bir şeyler tutmayacak. Nvidia, AMD, Supermicro Computer bunların hepsi satış yiyecek. Bu bir test, teori, olasılık. Ya bilanço çok iyi gelecek. Belki yatay geçireceğiz. %1-2 artış olacak. Supermicro Computer hiçbir şey olmamış gibi. Belki gidecek %10-15 çıkacak. AMD de öyle %6-7 falan çıkacak. Veya en kötüsü çok büyük bir düşüş yaşayacağız. Nvidia ile ilgili az önce bir short videosu çektim. %11 dalgalanma diyorlar. Eğer Nvidia %11 dalgalanırsa Super Micro Computer'da yüzde kaç dalgalanır bilemiyorum. Farkındayım. Super Micro Computer videosu olarak başladık ama çok Nvidia'yı anlattım. Çünkü bunların ikisinin arasında bir korelasyon illaki var arkadaşlar. Çünkü çok farklı alanların hisse senetleri değiller ve bu tarz firmalarda en büyük domine eden firma yani şu anki durumda Nvidia. Eğer o pozitif giderse bunun altındaki AMD ve Supermicro Computer gibi bunlar da daha da pozitif gidiyor. Birazcık böyle coinleri benzetiyor. Hani nasıl Bitcoin diyelim işte 10 yapıyorsa altcoinler %30-40 yapıyor. Bitcoin 10 düşüyorsa altcoinler %30-40 katı düşüyor. Böyle bir hareket var. Dolayısıyla önümüzdeki hafta çok tehlikeli. Ama gerçekten borsada çok da mantık yok yani. Bazen inanılmaz bir hype oluyor. Kredi kuruluşunun bir tanesi diyor ki bizce diyor Nvidia şu fiyatı görecektir diyor. Supermicro geçen hafta dalgalandı ama diyor işte bilançosunda şunu şunu bekliyoruz. O yüzden fiyatımızı diyor arttırıyoruz diyor. Hisse senedi uçuyor gidiyor. Bunları da görebiliriz. Ama ben olsam ya çok iyi rakamlara stop loss emri koyarım. Broker'la koyarım. Geçen cuma Supermicro Computer düştüğünde hala birçok arkadaşım yazdı. Abi almıştık kağıdı düştü. Abi niye stop loss koymuyorsunuz? Bunu her Instagram şeyinde... Yani fiyat şuraya düşerse mutlaka kağıdı hisse senedini sat diye broker'a bu emiri koymanız lazım. Alt tarafı 1 euro veriyorsun. Benim kullandığım broker'da 1 euro. 1 euro bu fiyattan diyorsun hisse senetlerini sat eğer buraya kadar düşerse. Ve en azından riskinizi... belirli bir riskinizi kurtarmış oluyorsunuz. Bunu hala çoğu insan yapmıyor ve cuma günü Supermicro Computer'da yani akşama doğru %23 düştü arkadaşlar kağıt. Yani mesela yüksek bir meblağ koyduğunuzu düşünün.
Beşte birini bir günde kaybediyorsunuz. Yani bunlar olabilir. Önümüzdeki hafta o yüzden çok riskli. Biraz süper mikro kompütörden de bahsetmek istedim. Bu düşüşe rağmen ben yine de süper mikroya ara sıra girmek, ara sıra derken tekrar iyi bir pozisyondan girip, dediğim gibi kağıdı ben tehlikeli görüyorum çünkü çok sert çıkıyor. Sürekli böyle periyodik olarak al sat, al sat, al sat yapıp kendi portfolyomu büyütmeyi amaçlıyorum. Yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Herkesin risk anlayışı, yatırım anlayışı da farklı. Çok daha eski firmalara yatırım yapıp 5 ay, 6 ay bekleyip %10-15 getiriden memnun olan arkadaşlarım da var. Benim onu yapma lüksüm yok. Milyoner değilim. Dolayısıyla olan küçük parayı hızlı bir şekilde katlamam gerek. Öyle düşünüyorum. Buna da swing trading, trading diyorlar. Swing trading de aşağı yukarı işte 6 haftadan 8 haftaya kadar bir hisse senede duruyorsun. Yeri geldiğinde 10 gün duruyorsun. Yeri geldiğinde sadece bilanço günlerinde hazır pozisyonla giriyorsun. Alsat yapıp çıkıyorsun. Mesela ben Facebook'ta yapmıştım bunu. Ve Facebook ve Nvidia ile ilgili bir günde 300 küsür euro'mu ne kazanmıştım galiba, videosunu da çekmiştim. Niye alsat yapıyorsun diyenler olmuştu. Bakın ondan sonra Meta'da mesela, yani Facebook dedim ama Facebook Meta'ya ait biliyorsunuz. Ondan sonra Meta'da o inanılmaz bir yükseliş olmadı ama ondan aldım o parayı. Süper mikro kompütüre alsatla geçirdim. Swing trading dedikleri bu. Öyle portföyüm çok hızlı bir şekilde büyümüş oldu. Bu da yatırım tavsiyesi değildir. Ben kendim çok ilgili olduğum için seviyorum bunları. Şimdilik böyle bir genel bakış açısı vermek istedim arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsun Instagram'da diye DM'den yazan arkadaşlar vardı. Instagram'a gelin. Instagram'da ben mesela bugün de bir haber paylaştım. Dün okudum Şubat ayında Amerikan borsalarında nasıl bir gidişat olduğu ile ilgili bir istatistik paylaştım falan. Böyle hani çok daha günlük hızlı paylaşımlar yapıyorum. Instagram'a gelin. Yeni geliyorsanız mutlaka videoyu beğenin, kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bayağı hisse senedi, borsa videoları çekeceğiz. Umarım önümüzdeki hafta herkes için çok güzel geçer. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.